Merhaba arkadaşlar, Basketbol Antomüsü'ne hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine bir kutu açılış videosu yapacağız. Yeni bir ayakkabı. Aslında biraz geç kaldım videoyu çekmek için. Ayakkabı uzun süredir bende. Bugüne nasip oldu. Videoya geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Çünkü istatistiklere baktığımda kanala abone olmayan kişilerin oranı %65. Yani videoyu izliyor insanlar ama abone olmuyorlar. Bu yüzden abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmayacağım. Ayakkabıya geçelim hemen. Önce kutusuna bakalım. Ya yani kutudan anlıyorsunuz zaten. Bu bir LeBron ayakkabısı. Bu bir LeBron ayakkabısı. Kutudan anlıyorsunuz. Kutu gördüğünüz gibi çok fazla detay yok kutuda. Sadece burada LeBron James'in ayakkabısı olduğunu belirten kral tacı var. Ayrıca burada Nike 2020-2021 LeBron James, LeBron 18 yazıyor. Kutu genel olarak sade bir kutu. Şimdi içini açalım. Ayakkabıyı gösterelim. Gerçekten çok büyük bir ayakkabı. Yani ilk izlenim bu. Büyük ve ağır bir ayakkabı. LeBron ayakkabıları genelde büyük ve ağır oluyor zaten. Ayakkabıya baktığımızda bu rengi Blue Multi diye geçiyor bu rengin adı. Neden öyle demişler bilmiyorum. Ya, maviyle pek alakası yok aslında. Sadece tabanda biraz mavilik var. Fazla uzatmayalım. Ayakkabının üst kısmı böyle kumaş gibi bir yapısı var. İlginç bir yapısı var. Battle Knit diye geçiyor bu üst yapının adı. Bunu ilk defa kullanıyorlar. Öncekinde Knit Posit vardı biliyorsunuz. LeBron 17'de. Bu yapı havaalan bir yapı. Bu güzel öncelikle. Evet şöyle bakalım. Gerçekten yumuşak ve havaalan bir yapı. Onun dışında bu dil kısmında bir böyle nasıl diyeyim böyle bir hava baloncuğu gibi bir şey kullanmışlar. Bu da çok ilginç. Bunu da ilk defa kullanıyorlar. Dil kısmını daha rahat hale getirmek için. Ama dil kısmı ile ilgili sorun yaşayan kişileri okudum, çok duydum. Şimdi deneyeceğiz biz de ayağı. Ya ayakkabıya baktığınızda böyle çok high bir ayakkabı gibi görünmüyor. Çok bilekli bir ayakkabı gibi görünmüyor ama yani bileği gayet yerinde. Tabana baktığımızda full zümeyir kullanmışlar bu ayakkabıda. Yani tabanın tamamında zümeyir ünitesi var. Ayrıca topuk kısmında Air Max ünitesi var. Bu ayakkabıyı çok rahat, çok zıp zıp bir hale getiriyor. Ama LeBron ayakkabısı sonuçta bu ağır bir ayakkabı olduğu için guardlara pek önermiyorum. Yani kenarlara böyle işte kat yapacak, hızlı hareket edecek oyunculara pek önermiyorum. Ağır forvetler kullanabilir, pivotlar kullanabilir. Onlar için çok iyi bir tercih olacaktır. Fiyatı biraz yüksek. Şu anda 1800 lira Türkiye fiyatı bu ayakkabının. Yani LeBron zaten en pahalı basketbol ayakkabısı LeBron'un şu an piyasadaki. Nike'dan bahsediyorum şu anda. Onun dışında başka verebileceğimiz detay, yani görsel detaylara bakalım. Burada bir Nike logosu görüyorsunuz. Bunun dışında arkada evet LeBron'un imzası var ve Akron Ohio yazıyor burada. LeBron'un doğum yeri biliyorsunuz. Dil kısmı biraz uzun bu. Sanki biraz rahatsız edecekmiş gibi hakikaten. Bakın biraz uzun bu dil kısmı. Yani normalde şurada biter diller. Bu biraz daha uzun yapmışlar. Topuk kısmı çok sert geldi bana. Yani desteği iyi olacak gibi. Evet ayakkabı bu şekilde. Sizin favori renginiz hangisi bilmiyorum. Ben bu rengi beğendim. Bunu aldım. Şimdi ayağı deneyeceğiz. Bakalım ayakta nasıl duracak. Evet şimdi ayakkabıyı ayağımıza deneyeceğiz. Ben 46 numara aldım. Normalde de 46 giyiyorum. O yüzden hiç küçük veya büyük almadım. Bakalım doğru bir tercih mi yaptım. Ve çok kolay girdi ayağıma. Dil kısmı çok engel olmadı giyerken. Bu arada bağcıkları çok kaliteli bu ayakkabının. Yani materyal olarak zaten fiyatı en pahalı. Basketbol ayakkabısı şu an Nike'ın. Çok kaliteli materyal kullanmışlar. Onu anlıyorsunuz. Bağcığı o kadar kalın ki. Bunu da bağlayalım. Bu da çok kolay girdi sol tekte. Yani nasıl oldu? Hafif bolluk hissi var. Evet. Yani desteklemesi çok iyi değil sanki ayağı. Sanki biraz bol gibi. Yani çok iyi sarmıyor. Bir kayra ayakkabısı gibi değil. Ama çok rahat bir yandan da. Şöyle ayakta da deneyelim. Yani 45,5 alabilirmişim sanki ama ben zaten tabanlıkla kullanacağım. O yüzden sorun olmaz diye düşünüyorum. Ayakkabı bayağı geniş. Mesela benim ayağım uzun ince. Bana pek uygun değil gibi geldi. Ayağınız biraz taraklıysa bu ayakkabı size uygun olabilir.
Evet, arkadaki Air Max ünitesini zaten hissediyorsunuz. Bulutların üstünde gibisiniz. O yönden güzel ama kesinlikle desteği çok az bu ayakkabının. Yani tek eksi yönü bu olabilir. Ayağımı sardığını hissetmiyorum. O yüzden bunu düşünerek almanızı tavsiye ederim. Şu an güncel fiyatı 1800 lira. 1800 lira bir ayakkabıya verip ayağımı sarmazsa hiç hoşuma gitmez açıkçası. Ayağınız biraz iri ise size iyi olabilir bu ayakkabı ama bana pek olmadı gibi. Çünkü benim ayağım ince biraz. İnce uzun. Evet, yani ayağımdan çıkacak gibi hissediyorum. İyi bağlamama rağmen bağcığını. Evet, bu üzdü biraz. Bu maalesef üzdü biraz. Beklentim daha yüksekti. Rahatlık olarak bir şey demiyorum ama destek olarak kesinlikle daha da geliştirilmesi gerek bu modelin. Bakalım LeBron 19 nasıl olacak? Bu ayakkabı bu şekilde. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İncelememi istediğiniz ayakkabıları alta yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Beni mutlu ediyorlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.